Evet sevgili hocam hoş geldiniz. Sen de hoş geldin. Programımıza bir güzel bir mekandan çekim yapıyoruz. Bizim evet. Arkadaşımızın bir mekanı. Sağ olsun çekimlere izin verdi. Sağ olsun. Kendisi doğa düşkünü, ağaç düşkünü bir arkadaşımız. Hoş çiçek olsun. Düşkünü, su düşkünü bir arkadaşımız. Sağ olsun ona buradan teşekkür çok ediyoruz. Teşekkür buradan tekrar bütün YouTube izleyicilerimizin bayramlarını kutluyoruz. Ramazan bayramları. Değil mi hocam? Tabii. Hepsine saygılar, selamlar, hürmetler gönderiyoruz. Hocam biliyorsunuz kısa bir günlük bir şarkını ve klibini tanıt müzik platformu için diğer müzik platformunun sahipleriyle bir toplantı yaptık. Evet. Görüşme yaptık. Siz de bu görüşmede bir takım işte notlardan tutun da ses kayıtları, video kayıtları aldık. Hani daha nasıl geliştirebiliriz? Fikir tatillerimiz oldu. Fikir tatili. Biraz anlatır mısınız hocam toplantıyı? Toplantımız çok başarılı, verimli bir toplantı oldu. Evet. Diğer platformların yöneticileriyle bir istibatlarımız, fikir alışverişlerimiz oldu. Onların bize verdiği fikirler, bizim onlara verdiğimiz fikirler oldu. Ve ortak başarı için bir takım fikirler ortaya sunuldu. Bunlar herkes mutabak kaldı. Olaylara kreatif bir çalışma oldu. Değil mi hocam? Yani bayağı verimliydi tabii. Evet siz orada şunu söylediniz. En güzel beste doğanın sesidir dediniz. Mutlaka. Tabii. Değil mi hocam? Tabii. Bu kuş sesi, işte bu böcekler, çiçekler. Onun yanında tabii ki müzik üreten, şarkı üreten, beste üreten, yorum yapan, söz yazan değerli müzisyen arkadaşlarımıza, sanatçılarımıza ve müzik emekçilerine şarkını ve klibini tanıt isimli müzik platformumuza daha nasıl büyük katkıda bulunuruz, nasıl yaparız diye hep beraber düşünüyoruz. Planlar yapıyoruz, projeler yapıyoruz. Tabii ki sanat çok önde tutulması gereken bir konu hocam. Mutlaka tabii ki. Siz bu konuda aynı zamanda diğer sanatçılara da bir çağrı yaptınız. Gelin evet, destek tabii, verin değil mi hocam? Sanatçıları şarkını ve klibi tanıt. YouTube platformumuza destek vermeye bekliyoruz. Çünkü burada beraber olmadığında büyük bir güç ortaya çıkacak. Evet. Çok önemli tabii. Yani ki. Burada kimsenin bir maddi kaybı, bir kimsenin manevi kaybı olmayacak. Aslında destek olacak. Kazanç olacak. Hocam şöyle gelin. Arkadaş havuzu doldurmuş. Havuza düşmeyelim. Yani destek olacak, güzellik olacak. Bir de aynı zamanda arkadaşlarımızın klipleri hem kendi sayfalarında hem de bu müzik platformunda yer alıyor. Şimdi gidip başka platformlara hocam para vermektense veya o platforma girmek için çabalamaktansa işte %100 yerli bir Türk platformu. Müzik ücretsiz, platformu. Tabii. Şarkını ve klibini tanıt isimli müzik platformu. Şimdi buraya gelecek sanatçı arkadaşlarımız çoğaldıkça, destek çoğaldıkça, abone çoğaldıkça tanıtım gücü oluyor. Tanıtım gücü olacak hocam. Yani bence çok. Hocam siz doğa yürüyüşlerini seviyorsunuz. Çok seviyorum tabii ki. Bu kuş sesleri, bu güzel böcekler, şunlar bunlar. Hatta siz şey dediniz bana, büyük şehir hayatında insan bu sesleri unutuyor. Unutuyor tabii ki. Betonlaşma insanlara doğadan uzaklaştırdığı için bir stres oluyor. İnsan doğadan uzaklaştığı zaman sağlık sorunları, problemi ortaya çıkıyor. Çıkıyor hocam. Peki hocam şimdi bu şarkını ve klibini tanıt müzik platformumuzda bir takım yenilikler de açıyoruz şimdi tabii. Tabii tabii. Yani kişiler bizlere kliplerini gönderdikleri anda onun küçük bir tanıtımını değil mi hocam yayınlayacağız? Tanıtımdan yani fragmanlar tarzında. Evet fragman tarzında yayınlar yapılacak. İşte söz müzik kime ait, kim bestelemiş. Tabii, hatta tabii. İsteyen arkadaş kamera arkası kayıtlarında, klip arkası kayıtlarında tabii. Gönderebilirler. Tabii. Evdeki beste çalışmanı yaparken çekim yapıp gönderebilirler. Tabii tabii. Burada amatör profesyonel diye bir ayrım yapmıyoruz. Tabii ki. Yeter ki bestesi olan, müziği olan, sözü olan, şarkısı olan arkadaşlarımız bize göndersinler. Tabii, değil mi tabii, hocam? Tabii önemli olan. Hepinize bu doğanın bu güzelliğinden, bu kuş sesleri arasında şarkını ve klibini tanıt müzik platformumuza Türk müzisyenler olarak, yurt dışında yaşayan Türk müzisyenler de olabilir, Azeri kardeşlerimiz olabilir, kim olursa olsun. Türkiye Cumhuriyeti'ndeki kardeşlerimiz olarak destek vermelerini bekliyoruz. Tabii. Onlarla birlikte biz el ele yürüyeceğiz. Onlarla birlikte yükseleceğiz, güzelleşeceğiz. Burada bir maddi kayıp dediğim gibi hocam söz konusu değil. Hocam siz hatta şunu söylediniz o toplantıda, yükselen grafiklere baktığımız zaman Türk müziği daha yükseliyor. Türk halk müziği gündemde daha yükselişe geçti. Çünkü otantik folk müzik. Otantik tabii. Halkın müziği. Halkın müziği. Yani içindeki makamlar, deyişler, türküler. Ritimler olsun. Evet, enstrümanlar. Enstrümanlar olsun. Çok zengin müziği tabii. Çok zengin bir müzik. Bugün bir mey dediğimiz zaman hocam dünyayı etkileyen bir ses. Zaten dünyada bir etnik müzik şu anda gündemde. Evet. Özellikle Türk halk müziği dediğiniz zaman sadece Türkiye'nin değil, bütün Türk coğrafyanın müziği. Değil mi hocam? Hatta Hollywood filmlerinde bile mey kullanılıyor, balaban kullanılıyor, bağlamalar kullanılıyor. Değil mi hocam? Tabii Azeri kardeşlerimiz de yakşı kliplerini, yakşı müziklerini zenge eylesinler, tabii, göndersinler. Yok. Onları da yayınlayalım. Yakşı danışsınlar. Hepsine çok teşekkür ederiz. Hocam, bayramları mübarek olsun. Bayramları tekrar mübarek olsun YouTube izleyicilerimizden. Lütfen şarkını ve klibini tanıt müzik platformumuza beğenip abone olmayı, hepsini Hakan Gökhan Işıklı sayfasını beğenip
abone olmayı unutmayın. Hepinize bu güzel bayram gününden, değil mi hocam? Tabii. Selamlar, saygılar gönderiyoruz. Selamlar, saygılar. Hoş kalın, hoşça kalın.